Kulübü'nde konserimizin mimarı, değerli şefimiz Murat Karabeli'yi konserimize başlamak için güçlü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz.
Ben Murat Karabeli, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Türk Sanat Müziği Korosu öğretmeniyim. Burada haftada iki defa yaptığımız Türk Sanat Müziği çalışmalarıyla arkadaşlarımızla eğitimimizi alıyoruz. Ve yıl sonunda da aldığımız eğitimlerle birlikte halk konseri veriyoruz. Bu akşamki konserimiz de yine onlardan bir tanesi. Ve ilginin büyük olduğunu, ayrıca konserin sonunda da programımızın, konserimizin çok beğenildiğini hep bize iletiyorlar. Bütün arkadaşlarımızı koromuza çalışmaya bekliyoruz. İsteyen herkes başvurusunu yaptıktan sonra Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'ne, koromuza gelebilir. Efendim, çalışmalarınızdan da biraz bahseder misiniz? Neler yapıyorsunuz? Sevilen şarkılardan ve Türk Sanat Müziği'nin eski şarkılarından, güncel olan şarkılarından, hepsinden çalıştığımız şarkılar var. Hocam, sadece ben bile koristlerden aldığım bilgiye göre onlara siz ses eğitimi, sesi kullanmayı ve nota eğitimini verdiğinizi söylediler. Onlardan da biraz bahseder misiniz? Tabii. Bu seneki açtığımız kursumuz koromuzun ses eğitimi adı altında yeni bir kurs açtık ve buraya gelen kursiyerlerimizi ses alanında daha da iyi eğitme fırsatı bulduk. Ve böylece sesleri daha güzel gelişti. Çok da faydasını gördük. Solist derecesinde başarılar yakaladık şu anda. Efendim, size katılmak isteyenlere çağrı yapalım mı? Tabii yapabiliriz. Bütün gençleri, emeklileri, bütün müzikseverleri çalışmalarımıza bekliyoruz her zaman. Teşekkürler. Bize ulaşmaları yeter. Ben bu koronun emektarlarından 10-11 yıldır aynı hocamla görev yapıyoruz. Ve gün geçtikçe hocamın başarısı katlanarak, arkadaşlarımızla başarısı katlanarak ilerliyor. Ben de bundan çok mutluyum. Efendim, çalışmalarınız nasıl geçti Ayşe? Çok güzel geçti. Çok canlı, heyecanlı. Çok güzeldi. Ben koromuzda yeni koristler gördüm. Katılımlar evet, nasıl? Ses eğitimi kursumuz 9 aylık bir programdı. Haziran'da bitecek. Onun için hepsi çok iyilerdi. Şimdi göreceksiniz zaten. Peki, size katılmak isteyenlere bir çağrı yapar mısınız buradan? Tabii. Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'ne başvuruyorlar. Kayıt formlarını dolduruyorlar. Dönem dönem hocam kursları açıyor. Biz de onları bekliyoruz. Karabağlar Kaymakamı'nın işi, Özlem Öneyim. Böyle güzel bir konserde seyirci olmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha önce de izleme fırsatı bulduk. Çok keyifliydi. Arkadaşlarımız çok başarılı. Herkese güzel, keyifli bir gece olsun dileriz. Efendim, bu tip sosyal aktiviteleri nasıl buluyorsunuz? Ben zaten sosyal aktiviteleri özellikle bir kadın olarak zaten çok destekliyoruz. Kaymakam Bey'in eşi olarak da tüm sosyal faaliyetlerin içerisinde yer alıyoruz. Böyle bir gecede birlikte olmaktan da hem gurur ve hem de mutluluk duyuyoruz. İyi eğlenceler herkese. Keyif alacağız. Süper. Hep birlikte göreceğiz inşallah. Teşekkürler. Alkışları bol olsun diyelim. İnşallah. İnşallah. Devamını dileyelim. Teşekkür ederim. İsmim Nihal Koyuncuoğlu. Karabağlar Halk Eğitim Merkezi. Ses eğitimi talebesiyim. Kursiyeriyim. Bugün 18 Nisan 2024. Bahar konserimiz var. Çok güzel şarkılar hazırladık. Efendim, çalışmalar nasıl geçti? Çok zevkliydi. Hocamız birebir ilgilenir bizimle. Öncelikle ses eğitimi olduğu için hem sesimizi tanıma hem de sesimizi geliştirme imkanı bulduk kursumuzda. Bu arada da bu nadide eserleri seslendirmeyi öğrendik. Efendim, solomuz var mı? Var. Var. Öğrenebilir miyiz? Tabii. Bu yürek yangını geçer sanırım. Kime gönderelim bu güzel şarkıyı? Güzel şarkıyı şefimiz Murat Karaveli ve sevgili arkadaşlarım, koro arkadaşlarıma gönderiyorum. Ben Sinem Özdemir. Halk Eğitim Merkezi Ses Eğitimi kursiyer öğrencisiyim. 2 yıldır kurslara katılıyorum. Oldukça keyifli zamanlar, dakikalar geçiriyoruz. Güzel şarkı sevgili eşim ve anneme gönderiyorum. Lütfen Cevher Hanım. Evet, Gülten Hanım, çalışmalardan biraz bahsedin bize. Ben çalışmalardan çok memnunum. Çalıştığım için çok sık katılamıyorum. Fırsat buldukça katılmaya çalışıyorum. Ama her geldiğim zaman böyle mutlu olarak ayrılıyorum. Çok keyif alıyorum çalışmalardan. Burada olmaktan mutluyum. Efendim, çalışmalar nasıl geçti? Bize biraz ondan bahseder misiniz? Çalışmalar oldukça yoğundu.
zevkliydi, yorucuydu. Ama dediğim gibi çok sık katılamadım. Mümkün mertebe katılmaya çalıştım. Keyif aldım. Evet, Celal ve Kemal. Evet, Celal Bey, nasıl gitti çalışmalar? Valla çalışmalar iyi gitti, gayet iyi gitti. 2 senedir koroda, koroya devam ediyor. Gayet keyifli çalışmalarımız, arkadaşlarımızla beraber. Hocamız çok bize yardımcı oldu. Yani bir gün şarkı söyleyebileceğimi asla düşünmezdim. Yani benim için iki özgürlük alanından sonra bir üçüncü. Yani uçmak, uçabilmek, yabancı bir dil konuşuyor olabilmek, bir de şarkı söylemek. Bu üçü özgürlüğü temsil ediyordu benim için. Yani uçma ve yabancı dil yok ama şarkı söyleyebiliyoruz artık. Peki ben hep koristlerimize şu soruyu soruyorum. Bu koro size ne kattı? Vallahi bir kere her şeyden önce birlikte bir şey çıkarmak, bir şey üretmek arkadaşlarla birlikte çok önemli bir şey. Bana önemli bir şey katmış oldu valla. Sema Hanım, kameramız sizde. Arkadaşınız sizi seyrediyor şu anda. Efendim, önce çalışmalardan bir bahsedin, neler yaptınız? Önce mesleğinizi öğrenelim. Ben Eman'ım. Evet. Bu koroya nasıl katıldın? Yani nasıl katıldım? Biraz gecikmedi, müziğe zaten çocukluğumdan beri bir düşkünlüğüm var. Söylemeye de, dinlemeye de. İşte 2019 yılında bir vesileyle koroya katılma cesareti gösterdim. 2019'dan beri Murat Bey'in kurslarına devam ediyorum. Çalışmalar nasıl geçti? Eğlendiniz mi? Neler kattı size? Yani çalışmalar evet çok şey kattı. Aynı zamandan bahsedeyim yani bir miktar sesimiz var diye düşünüyorum. O sesimizin gelişmesinde acayip katkısı oldu tabii. Çok heyecanlıyım. İlk defa bir orkestra eşliğinde evet bir solo parça seslendireceğim. Evet, bir öğrenelim bakalım bugünkü solonuzun ismini. Aşk Masalı ismi. Güzel eseri, evet, buradan karşıma geldi. İnşallah başarılı olabilir. Ben Mustafa Yıldaş. Evet. 5-6 seneden beri bu koronun içindeyim. Bu koro daha evvel abim vardı. Abim senelerce, onun 5 seneden beri koro vardı. Bana Murat Hoca'nın teşvikiyle katıldım. Ve o gündür bugün bırakmadım, hala devam ediyor. Sizi gençleştiren de bu koro olması lazım. Öyle oldu. Söyleyin o zaman. Evet. Zaten katıldığım için çok mutluyum. Evet. Ve arkadaşlarla iyi bir diyalogumuz var burada. O yüzden mutluyum. Ben Nazım Özaltın. Yaklaşık 3-4 gün kadar bu koroya devam ediyorum. Murat Hocam'ın korosuna. Murat Hocam'ın sayesinde sanat müziğiyle tanışmış olduk. Ve Murat Hocam'ın sayesinde sanat müziğini sevdik. Ve böylece burada devam ediyoruz. Çok mutluyuz. Bugün de konserimizi yapacağız. Bir yıllık emeğimizin karşılığını almaya çalışacağız. Bu koro size ne kattı? Size de sorayım. Bu koro öncelikle benim müzikle tanışmamı sağladı. Bana Türk sanat müziğini sevdirdi. Ve yeni yeni arkadaşlar edindi ve en başta Murat Hocam'ı tanıma şansına sahip oldum. Murat Hocam, ellerinize, emeklerinize sağlık. Hepimizin üzerinde çok emeğiniz var. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bağlar Halk Eğitim Merkezi'nin Türk sanat müziği korosunun farklı bir özelliği var. Burası gerçekten bir okul ve bir eğitim yuvası. Türk sanat müziğini tanımak isteyenler ve bu müzikten zevk almak isteyenleri her zaman için buraya bekliyor. Sibel Atatürk. Efendim Sibel Hanım, ne zamandan beri korodamızdasınız? Yaklaşık 1,5 yıl oluyor. 1,5 yıl oldu. 1,5 yıldır bu ortamdayız. Nasıl gitti çalışmalar? Evet, gayet yorucu hocamız açısından. Çünkü tecrübesiz ve yeni öğrenen insanlar olduğumuz için sağ olsun. Kendisi son derece önem verdi ve bayağı ilgilendi. Çok güzeldi. Zorlu bir süreçti. Bayağı emek verildi. Efendim bugün solomuz var mı? Evet var. Bir öğrenelim bakalım. Bugünkü solomuzu söyleyin. Sorma ne halde. Peki bu güzel şarkıyı kime gönderelim? Bu güzel şarkı ama Oya'yla bütün insanlara gitsin. Bu şarkıyı seven herkese gitsin. Ben Oya Hüpöna. Yaklaşık 3 yıl önce. Halamın kızı burada, kendisi öğretmen. O beni kayıt ettirmiş. Çok da iyi yapmış. Murat hocamı ve değerli arkadaşlarımı buldum burada. Gerçekten her zaman çok güzel bir çalışma oluyor. Çok neşeli geçiyor günlerimiz. Ayrıca hocamız çok güzel bir eğitim veriyor. Ve diyorum ki herkes bizlere katılsın. Bir solo. Bu ne acı, bu ne kader. Üç kalbimiz artık yeter. Bu güzel şarkıyı bütün sevenlere, bütün kalbi acıyanlara gönderiyorum. Ben Sevim Çevirici. Çocukluğumdan beri şarkı türkü söylerim ve çok severim.
Ayrıca kendim şu etkinlikleri, müzik etkinlikleri yapıyorum. Murat Hoca çok güzel çalıştırdığı için solfej nota. O yüzden ondan ders almak, kendimi daha çok geliştirmek, ilerletmek için bu kurslara katılıyorum. Murat Hocamız gerçekten dörtlük bir hoca. Çok memnunuz kendisinden. Disiplinli ve güzel öğretiyor. İyi akşamlar, ben Mesude Kazay. 10 senedir Murat Hocanın öğrencisiyim. Çok da iyi oldu, çok güzel yetiştirdiğinizde. Murat hocamız çok çok süper ama sizi de görmek daha süper. Bu koronun en genci, söyleyeyim, bu koronun en genç ve en güzeli benim. Ay çok teşekkür ederim, bakış açınıza çok teşekkür ederim. Şu yorgun gönlümü yormayın artık, benim bütün yorgun gönüllere gelsin görsünler. Merhaba, iyi akşamlar. Adım Ayşegül Tutar. 3 yıldır Karabağlar Halk Eğitim müzik kısmında kurs görüyorum. Mesleğinizi öğrenebilir miyiz? Ev hanımsınız. Evet. Evde şarkı söyler miydiniz? Çok. Sanat müziğini çok seviyorum. Ama bugün farklı bir şey yapacaksınız. Evet, sonu bugün söyleyeceğim. Hem de kalabalık bir topluluğa. Evet. Nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Prova da başarılı oldu. Umarım sahnelerde başarılı olabilirim. Sonunuzu öğrenebilir miyim? Ben Gamlı Hazan, sen Sebahar, yine de var. Hadi gel bu güzel şarkıyı birine gönderelim. Şimdi şöyle söyleyeyim, biraz uzun olacak ama ben Aralık ayında işimi kaybettim. O zaman şöyle, buradan başlıyoruz, giriyoruz kayda. Aralık ayında işimi kaybetmiştim, ona gitsin bu şarkı. Ruhuna gitsin. Ruhuna gitsin ve tüm sevenlerine gitsin. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum, siz de mi efendim? Merhabalar, ben Türkan Gültemur. 4 yıldır kurulum elemanıyım. Nasıl çalışmalar, sana sorayım. Çalışmalarımız çok güzel gitti. Ben kendi sesimi daha iyi tanıdım. Murat Hocam benden farklı sesler çıkmasını sağladı. Çok memnunum. Çok keyifli geçiyor kursumuz. Çok eğleniyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz. Etkinlikler yapıyoruz kendi aramızda. Ve ben ayrıca Türkiye'nin kadın ışınlık istiyorum. Süper. Evet. Harika. O zaman size şunu söyleyeyim. Bu koro size ne kattı? Bu koro bana güzel, keyifli zamanlar kattı. Benim hayatımın anlamı müzik. Onun için buradayım. Çok teşekkür ederim. Ben gün gelir de beni unutursun demiştim. Şarkısını söylüyorum. Bu güzel şarkıyı canım rahmetli anneme gönderiyorum. Ruhu şad olsun. İyi akşamlar. Ben Figen Aptar. 5 yıldır Murat Hoca'nın öğrencisiyim. Korolar sizi eskitemedik bir kere, onu söyleyeyim. Evet, ben birkaç daha koroyu biliyorum. Evet. Müziği çok seviyorum. Keyif alıyorum. Evet. Derslerde çok keyifli geçiyor. Derslerde neler yapıyorsun? Tek tek solo söylüyoruz. Önce Murat Hocamız bir şarkı seçiyor. Ondan. Tek tek geçiyoruz. Öyle işte. Bu güzel konser akşamında. Tanıdık var mı onu, merak ediyorsun? Yok, ben Murat Hocanın bağlama öğrencisiyim. Hocamızın korosunu izlemeye geldim. Tamam. O zaman o şu anda sizi şuradan seyrediyor. Ben çıksam direkt Murat Hoca ile konuşsanız, bakın. Size bakıyor, gördünüz mü? Merhaba hocam. Merhaba hocam. Hocama bu akşamki konserinde başarılar diliyoruz. Bizim de derslerimiz büyük bir keyifle geçiyor. Bunu söylemek. Canım annem, tebrik ederim seni. Çok güzel sesin var. Başarıların devamını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bu koronun en gençlerinden. En gençlerinden, evet. Bir de sesi de çok güzel. Evet, sesi de çok evde güzel. Evde size şarkı söyler mi? Merak ediyorum. Evet, evet söyler. TRT'yi takip eder zaten devamlı. Kayınvalidem oluyorsun ama annem sağ olsun. Seni çok seviyorum canım. Kolay gelsin, sana başarılar diliyorum. İşte istediğim buydu benim. Harika. Canım hocamız Murat Karaveli'yi ve bütün ekibini tanıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Alkışları bol olsun. Size de kolay gelsin. Murat hocamı. Evet. Arkadaşımız. Kim arkadaşım, merak ediyorum. Hoş bulduk hocam. Murat evet. Hoca bizim bağlama hocamız. Evet. Onları dinlemeye geldim. Bir de bir arkadaşını da izlemeye gelmiş. Sema arkadaşımız. Ha bak, Sema burada, burada. Bak burada Sema, orada değil. Sema'ya bir şeyler söyle. Başarılar diliyorum arkadaşım. Arkadaşlarıyız. Kimin arkadaşısınız? Ece. Ece olsun. Ece'nin fan grubu diyorum ben. Evet. Ece'nin fan grubu. Başarılar. Ece bak, fan grubu seni izlemeye gelmiş. Hepsine çok teşekkür ederim. Başarılar hepsine. Başarılar hepsine. Ece size şarkı söyler mi? Söyler. Söyler, sesi güzelmiş. Çok. Evet, evet. Tamam, süper. Bugün kimi izlemeye geldiniz? Sinem'in fan grubuyuz. Sinem. Evet, Sinem'in fan grubunun bir elleri kaldırın göreyim. Evet. Aynen. Efendim, Sinem ve Sözcü. Annesiyim, yengesi. Tamam, sen lazımsın. Sen lazımsın. Evet, ben lazım. Bak, kızım burada.
Orada mı kızım? Gördün mü bak burada? Gördüm. Ona bir şeyler söyle. Seni sevdi, ona bir şey yapma. Kızımla çok... Hayır, onu istemiyorum. Kızınla direkt konuş bak, burada bak. Ha, hemen. Zinem'im, ha. Sana çok güzelsin. Ha. Kapıdan çıkarken uğurladım size. Okudum arkandan. Başarılar diliyorum. Sinem sana şarkı söyler mi evde? Söyle. Sesi güzel diyorlar, doğru mu? Öyledir. Evet, harika. Koristlerimizden. Ben sizi tanıyorum bugün, evet. Ama rahatsızlıktan dolayı bugün... Evet, ses tellerimin arızası. Oturduğunuz için... yerden bugün eşlik ediyorum. Hatırlamadım, oturduğum yerden eşlik edeceğim. Bütün arkadaşlarıma başarılar dilerim. Tamamdır, aldım mesajı. Evet. Şuradasınız, sizi bir tanıyalım efendim. Benim adım Sedat Öğüt. Ben emekli muhasebeciyim. Hobi olarak uğraşıyorum işte. Gitar çalıyorum, Türk sanat müziği. Solistik yapıyorum, koristik yapıyorum. Süper. Sedat Bey, müzik size ne katılıyor? Müzik bana renk katıyor, gençlik katıyor, her şey katıyor, ruh katıyor. Beni genç tutuyor. Hadi güzel diksiyonunuzda bir de Murat Hoca'ya bir şeyler söyler misiniz? Murat Hoca bizim hocaların hocasıdır o. Ben öyle istemiyorum. Bak burada sizi seviyorum. Direkt ona söyle. Hocam merhaba. Emeklerinize teşekkür ederim. Biz sizin sayenizde buralara geldik. Tamam, benim ismim Esra Sevsat Parlak. Efendim önce mesleğinizi bir öğrenelim bakalım. Ben emekli memurum. Evet. Memurluktan emekli oldunuz, ben dedim sesin çok güzel, şöyle bir koroya bir katılayım dedim. Nasıl oldu, anlatın o zaman. Önce bağlama kursu olduğunu öğrendim halk eğitimde, oraya gittim. Sonra keman kursu olduğunu öğrendim, oraya gittim. Maşallah. Sonra? Sonra hocam dedi ki, hadi dedi seni dedi, gel de Türk sanat müziğine dedi, bir orada dinleyelim. Dinledim ama dekan olduğunu söyledi. Ama sonra beni yetiştirdi. Şimdi gayet iyidir. Vallahi ben size sola da verdiğini tahmin ediyorum. Bak nasıl bildim. Çünkü nereden nereye gelmişsiniz? Aynen. Büyük bir yolculuk yapmışsınız. Evet, aynen. Hadi bakalım solonuzu da söyleyin. Ne söyleyeceksiniz bu akşam? Ah, aşk, sevdi gönlümü. Bunu kime gönderelim? Bu bir semayı ve biraz dini görmeden, bilmeden sevdi diyor. Rabbimin sevgisi olarak düşünüyorum ben bu şarkıyı. Teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumladınız. Size başarılar dilerim. Sağ olun. Herkes sizin gibi hayat dolu olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben böyle pislikleri gördüm, kaçırmıyorum. Ecep Hanımlarından. Estağfurullah. Ecep Hanım'dan değil mi? Evet. Görüyor musun? Bak size bakıyor buradan. Tamam. Hadi ona bir şeyler söyleyin. Sözlü başarılar, sensin. Başarılar dilerim. Bol şans. Bu akşamı... Güzel, dinlediği için çekiyoruz. Şimdiden dilinize ağzınıza kuvvet. Süper, o güzel çiçekleri merak ediyorum. Kime geldi bu güzel çiçekler? Sibel Hanım'a. Efendim? Sibel Hanım'a. Bakın burada sizi seyrediyor. Ona bir şeyler söyler misin? Bak şurada. Böyle hayatımda başarılar diliyorum. Devamı gelsin böyle konserlere. Ben gurur duyuyorum arkadaşımla. Burası fan grubu galiba. Fan grubu. Şöyle bir göreyim, elleri bir kaldırın. Kimin fan grubu bu? Kimin fan? Doğuzdan ve Sibel Atapek sanırım. Evet, sizi seviyorlar şu anda. Aynen. Evet. Aynen. Evet. Harikasın. Merhabalar. Merhaba. Efendim bugün kimi seyredeceğiz? Size soruyorum. Bugün kim var tanıdık? Benim eski koro. Kendi eski koronuz. Evet. Onları ben buradaydım. Evet. Efendim ben Atip Periş. Sevgili ortağım, son maaşlarım Erkan Gökçeli. Büyük Üstad'da burada bizle birlikte Sinan Özçeken. Böyle ekiplerle çalışmak, müzik adına bir şeyler yapabilmek her neresinde olursa olsun hiç fark etmez. Her şey müzik tadında olsun hayatımızda. Sevgili aşklar, evet. Teşekkür ederiz. Aslı Bey, ben bir de şunu öğrenmek istiyorum. Yaptığınız hizmetlerden biraz bize bahseder misin? Konserlerde, özellikle korolara verdiğiniz desteği ben çok iyi biliyorum. Korolara bir çağrıda bulunamadığınızda ne tür hizmetler veriyorsunuz korolar için özellikle? Valla biz kendimiz de müzisyen olduğumuz için en iyi anlayan bu işe gönül veren birileri olarak biz de gönülleri güzel olan herkesi bekleriz. Biz herkese her bir şekilde uyarız. Sistemlerimiz en son aktif sistemlerle en iyisini yapmaya gayret ediyoruz elimizde. Zaten büyük üstad bunun için biçilmiş kaftan. Yani yeter ki müzikle buluşalım. Müzik kesilmesin değil mi? Evet, müzik sizi sesi... takip etmek isteyenleri de peki bize buradan... sosyal medya adresinizi de söyler misiniz? Valla bizim firmamızın adı Bayağı Atıp Ses Işık Sahne. Atıp Yeriş olarak her yerden takip edebilirler. Her bir şekilde ulaşabilirler onlardan. Veya gönüllerimizde ışıklarını söyle, göndersinler. Biz onları buluruz zaten.